Videoya geçmeden önce, lütfen beğenerek ve abone olarak, destek vermeyi unutmayın. Teşekkürler. 1971 yılında Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi NASA, daha çok SETI adıyla bilinen, Dünya Dışı Akıllı Yaşam Formu Araştırma Merkezi projesini başlattı. Bu projenin start almasından 6 yıl sonra, Dr. Jerry Ehman, hakkında onlarca teorinin ortaya atıldığı, o sinyalleri saptadı ve bu olay bilim dünyasının en büyük gizemlerinden birisi olarak tarihe geçti. Uzaydan gelen sinyalleri incelemeye başlayan Dr. Ehman, önündeki veriler içerisindeki 6EQUJ5 karakterlerini daire içine alıp, hemen yanına da wow notunu düştü. Bu not ilerleyen günlerde, sinyallerin adı oldu. 15 Ağustos 1977'de, SETI projesi kapsamında uzaydan tespit edilen 72 saniye uzunluğundaki radyo sinyalinin, gizemi çözülmüş olabilir. Amatör gökbilimci Alberto Caballero, 1977 yılında tespit edilen ve 43 yıldır kaynağı bulunamayan wow sinyali için olası bir kaynak bulduğunu açıkladı. Caballero, çalışmasını eğer bu sinyal başka bir yaşam formundan geliyor olsaydı, bu yaşam formunun, Güneş benzeri bir yıldız tarafından çevrelenmiş ve, Dünya benzeri bir gezegende, yaşıyor olabileceği mantığına dayandırdı. Caballero, bu mantığa dayanarak Avrupa Uzay Ajansı tarafından yönetilen, Gaia gözlemevine bağlı Gaia veri tabanında, bu özelliklerde bir gezegen aramaya başladı. Verileri inceleyen amatör gökbilimci, özellik bakımından benzer bir kaynak keşfetti. İkimes isimli güneşin neredeyse tıpatıp benzeri olan ve, wow sinyalinin çıkış bölgesiyle uyuşan bir yıldız. Gökbilimci, birkaç aday daha olduğunu ancak, bu yıldızın en güçlü aday olduğunu savunarak, bu araştırma için gerekli ekipmanlara sahip, gökbilimcilerin araştırmanın detaylarına inmesi gerektiğini belirtti.